buradan geldi ve iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığını açık net bir şekilde ifade etti. Ama şöyle bir tarz var. Yani daha doğrusu şöyle bir anlayış var. Mesela her musibetten bir fırsat çıkarmak isteyen toplumda kesimler vardır. Mesela yangın mı çıktı? İnsanların canı mı yandı? İnsanların evi mi yandı? İnsanların hayvanları mı yandı? Bak şu yaptı, şu kötü adamlar var ya, her zaman orada dururlar. Bunlar senin evini yaktı. Bunlar senin canına kıydı gibi bir toplumsal süreç tetik mekanizmasını harekete geçirenler var. Şimdi siz bu iki olayı yan yana koyduğunuzda hem yangın olayı hem yangın sonrası bu Konya'daki yaşanan katliamı ikisini birbirine bağlayıp buradan siyasi rant elde etmeye çalışan iktidar yanları ya da muhalefet her kimse yaptıkları işin doğru olduğuna inanıyor musunuz? Nedir bu süreç? Evet Fatih, şimdi yangınlarla başlayalım isterseniz. Buyurun. Bugünkü iktidarın bir özelliği var. Herhangi bir olumsuz olayla ilgili olarak sorumluluk üstlenmiyor. Hiçbir şekilde kendini olayın dışına çıkartıyor ve farklı kesimlere veya kişilere sorumluluk yüklüyor veya gündemi değiştirecek başka bir yaklaşım gösteriyor. Şimdi günlerdir içimiz yanıyor. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ve tabii binlerce, belki çok daha fazla hayvan da canını kaybetti. O da çok büyük bir acı. Manzaralar gerçekten iç acıtıcı. Herkes çok üzgün. Şimdi burada günlerdir tartışıyoruz. Şu ortaya çıkıyor ki her sene ormanlık bölgelerinde, güneyde yangın çıkan Türkiye'de devletin bir tedbir almadığını görüyoruz. Bir öngörüde bulunmadığını görüyoruz. Ve Türkiye gibi koca bir ülkede Rusya'dan kiralanmış 3 tane yangın söndürme aracı bulunduğunu görüyoruz. Sen şimdi ifade ettin, İran'dan gelen karşılıksız yardımı reddettiğini, ısrar üzerine kabul ettiğini, arada bazı şirketlerin bir yerlerden uçak kiralamak için devrede olduğunu görüyoruz ve hiçbir hükümet yetkilisi sorumluluk üstlenmiş değil şu ana kadar. Bence birinci özellik bu. Böyle bir yaklaşımı var ve biraz daha zorlasanız belki CHP'yi ve belediyeleri de suçlayacak açıklamalar duymamız işten bile değil. Ama şu gerçek ortaya çıktı ki bu iktidar döneminde Türkiye'nin ve 2002'de de Avrupa'nın en büyük yangın söndürme filosuna sahip olan Türk Hava Kurumu'nun içi boşaltılmış, çökertilmiş, uçaklara hangar çürütülmüş, kullanılabilenleri de kullanılamaz diye beyan edilen, üzerine kayyum atanmış, arazileri, gayrimenkulleri satışa çıkartılmış, tasfiye edilmekte olan bir Türk Hava Kurumu var. Bu da iktidarın bir siyasi tercihi. Gerçek buyken bir takım teknik gerekçeler, vesileler, bahaneler uydurarak bu yangın söndürme uçaklarının niye devreye sokulamadığına ilişkin tatmin edici bir cevap alamadık. Bu pilotların işten atılması, uçakların hangara çekilmesi, uçakların eski model diye eleştirilmesinin bir aslında gerçekçi netle dayanmadığını gördük. Daha 2019 yılında uçamaz dedikleri Türk Hava Kurumu uçakları gösteri uçuşu yaptılar ve hava festivalinde uçaklardan biri 5,5 suyu 200 kilometre süratle gelerek işaretlenen yere bıraktı. Öyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani ben biraz da şuna bağlıyorum bu işi. Türk Hava Kurumu gibi Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet kurumlarının bu iktidar nezdinde bir sempatisi, itibarı yok. Aksine bu kurumların felç edilmesi, içinin boşaltılması, imkan varsa kapatılması, yok edilmesi gibi bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Türk Hava Kurumu da bunlardan biridir. Türkiye'nin çok değerli bir kurumudur. Atatürk'ün emanetidir. Türkiye'ye 1939-1941 yıllarında Etim Mesut Uçak Fabrikası'nı kuran kurumdur Türk Hava Kurumu. Uçak üretimi yapmış bir kurumdur. THK-1, THK-3 diye uçak tipleri, 2 diye uçak tipleri vardır. İhracat bile yapmıştır. Yabancı devlet başkanlarına hediye edilmiştir. İlk motor fabrikasını yapan kurumdur Türk Hava Kurumu. Yani havacılık sanayini, sportif ve turistik havacılık faaliyetlerini teşvik etmek üzere Atatürk tarafından kurulmuş çok değerli bir kurumun şu anda hiçbir işlev göremez hale geldiğini, başında kayyumların bulunduğunu,
gayrimenkullerini satıldığını görüyoruz. Bu süreçte şahit oluyoruz. Şimdi dönüp bu sonuçtan Türk Hava Kurumu'nu sorumlu tutmak da doğru bir yaklaşım değil. Teknolojisi eskiydi, uçakları yenilemeydi gibi eleştiriler diyoruz. Oysa şunu hatırlatmak isterim. Türk Hava Kurumu'nun kuruluş kanunu gereğince Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın manevi kopması altındadır. Yani onursal başkanı eski sistemde başbakan da öyledir. Cumhurbaşkanıdır. 19 yıldır iktidarda olan AK Parti iktidarının Türk Hava Kurumu'nun teknolojisini yenilemesi, uçaklarını yenilemesi gerekmez miydi? Gerekir de eğer bundan bir şikayet vardı. Kaldı ki 2009'da amfibik uçakları aldığını Türk Hava Kuvvetleri'ni biliyoruz. Denizden, büyük göllerden su alarak müdahale edebildiğini biliyoruz. Bütün bu gerçekler ortadayken gerçeği biraz başka tarafta da gizleyip yeni iddialarla tartışmayı başka bir yere çekildiğine tanık oldu. Bu çok üzücü. Bu hadisenin özeti bana göre böyledir. Konya'daki bir katliamdır, bir felakettir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Akrabalarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Bu konuda da iki yönü var bu işin. Daha önce de Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi aralarında husumet olan iki aileden söz ediliyor. Yıllardır süren bir husumet. Aslında bu sorunun şimdiye kadar çözülmüş olması gerekirdi. Hem devlet koruması açısından güvenlik tedbirleri alınabilirdi. Çağrıya bağlı değil de sürekli koruma verilebilirdi. Hem de bu aileler arasındaki sorun neyse bu sorun ortadan kaldırılabilirdi. Türkiye'nin böyle bir geliri var. Yani bunu devlet kurumları yapabilirdi, aracı kurumlar yapabilirdi. Böyle bir girişim oldu mu olmadı mı, niye olumlu sonuçlanmadı bunları bilmiyorum ama göz göre göre bir husumetin bir katliama dönüşmesi 21. yüzyılda çok üzücüdür, çok acıdır. Belki yeterli duyarlılık gösterilseydi bu iki aile arasındaki husumet ortadan kaldırılabilirdi. Belki mekanları değiştirilebilirdi veya dediğim gibi bir güvenlik önlemi sürekli hale getirilebilirdi. Bu olay üzücü. Tabii olayın bir Türk-Kürt çatışmasına dönüştürülmesi Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen kesimlerin kullanabileceği bir malzeme olarak istismar edilebilir. Böyle girişimler, tahminler, yorumlar da yapıldı ama Sayın Bakan kendisi açıkladığı için gerçeği kavramış olduk. Bu husumetten kaynaklandığı anlaşıldı. Türkiye'nin en büyük avantajı, en büyük üstünlüğü bütün kışkırtmalara rağmen bir iç çatışma, bir iç savaş yaşamamış olmasıdır. Bu çok kışkırtılmış bir konudur. 12 Eylül öncesinde yine bu sefer mezhepsel ayrılıklar üzerinden bir sürü provokasyon yapılmış. Yüzlerce vatandaşımız Çorum'da, Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta katledilmiştir. Buna rağmen böyle bir iç çatışmayı yaratmaya muvaffak olamamışlardır ama demokrasiyi askıya almaya muvaffak olmuşlardır. Bu bakımdan tüm siyasi grupların, partilerin, bütün toplumsal kesimlerin, sivil toplum kuruluşlarının bu olaylara çok dikkatli yaklaşması, bu hassas konuda tam gerçek bilgi ortaya çıkıncaya kadar bu tür kışkırtıcı yorumlardan kaçınması gerekir diye düşünüyorum Fatih. Sayın Bila, tabii bir de başka bir tartışma daha var. Bu da önemli bir tartışma. 28 Temmuz'da